Gucci neden düzenli video atmıyorsun abi ya? Gucci? Duyuyor musun abi? Duydum kardeş. Ağzımda cracker varken konuşmayı pek sevmem ama şimdi doydum. İstersen senin zihnini açayım biraz. Mesele düzenli video atmaksa her gün video atan mı daha iyi yapar yoksa video için uğraşan mı? Mesele düzenli video atmak değil, mesele kaliteli video atmak. Bugün sizlerle beraber biraz magazin yapalım dedim. Çifte cinayet suçlamasıyla şu an hapiste yatan Ryan W. Melly'e bir bakalım dedim. Kendisi 2019 yılının Şubat ayında hapse girmişti. Ben de hapse girdiği zaman onun hakkında bir video çekmiştim. Kendi ekibinden olan Ryan W. Sekçesi ve Juvi'nin cinayetinden dolayı içeride yatıyordu. Bu yazın başında yine hapiste olan rapçilerden bir tanesi Sixten koronavirüs sebebiyle kalan cezasını ev hapsiyle geçirmişti. Melly'nin ailesi Melly'nin de koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu ileri sürerek cezasına evde hapsiyle devam etmesini istediler. Şimdi geri gelelim delillere abi. Olaylardan bir tanesi çıkan ses kaydı. Çıkan ses kaydında Ryan W. Melly bu Sex Chaser ve Juvi'nin cinayetinden dolayı hiç suçluluk hissetmediğini söylüyor. Şimdi iki tip şey vardır abi. Bir tanesi üzüntü hissetmezsin. Evet, birinin ölümünü üzülmeyebilirsin ama suçluluk hissetmemek, ya sen bir arkadaşın ölümünden neden suçluluk hissedesin ki? Hani belki şu yüzdendir, işte o gün onun yanında olmadığından dolayı suçluluk hissedebilirsin. Onu koruyamadığın için, ama iyi ki olmuş gibi bunu da söylemezsin yani. İkinci de ise daha büyük bir delil abi. Drive-by shooting. Drive-by shooting ne demek? Size mesela bir video öyle göstereceğim onu. İzlediğiniz video Boys in the Hood'dan bir kesintiydi. Amerika'da eskiden ve göründüğü üzere günümüzde hala yapılan bir suikast çekti. GTA San Andreas oynamışlar vardır aramızda. GTA San Andreas'te çok fazla yaparsınız mesela bunu. Çeteler arası savaşlarda onların mekanına gidip arabayla giderken vurup öyle kaçmaya devam etmek. Olayın olduğu zamanlarla ilgili görüntüler paylaşıyor ve bu Sex Chaser ve Juvi'de drive-by sonucu vuruluyorlar. Polis Melly ve arkadaşının olay olduğu zaman orada arabayla dolaştığını tespit etmiş abi. Şimdi bunun sonucunda Florida yasaları gereği Melly hakkında idam cezası istenebiliyor. Hani çünkü bu cinayet bir self müdafaa falan değil yani. Bayağı soğukkanlılıkla çifte cinayet. Şimdi Murder on My Mind şarkısından çok güzel betimlediğini bir cinayeti bundan bahsetmiştik. Ve Melly'nin de açıkçası güzel şarkıları var. Sesi güzel olan bir elemandı. Fakat Gucci terlik, sen bu adamın bunları yaptığına inanıyor musun? Kesinlikle inanıyorum abi. Kesinlikle bir katil olduğunu düşünüyorum ve gereken suçu en ağır şekilde çekmesini istiyorum yani. İdam cezasına da karşıyım ama yine de. Mesela bakın, canlı bir performansını izlerken şöyle bir videoya denk gelmiştim. Blood all on my shirt, bitch I'm a murderer. Hani tüh çaktırdım, yakalandım gibi bunu işi şakaya vuruyor falan yani. Bayağı açık şeyler de var ve dediğim gibi son bulunan kanıtlar da bayağı bayağı göstergesi yani. Bir yandan kasap et derdinde koyun can derdinde abi. Annesi de Ryan W'nun işte hücresinden görülebilecek bir yere böyle stripteziler falan getiriyor, dans ettiriyor hani. Free Melvin! Oğlum hapisteyken de böyle şeylerden uzak kalmasın. Ana yüreği işte, ne yaparsın? Şimdi işte son bir hafta önce falan çıkan haberlere göre de işte milyon dolarlık avukatlarla beraber böyle bir büyük bir proje yaptıklarını hani söylemişler. Bunun sonucunda büyük ihtimalle ipten alacaklar yani Melly'yi. Devamı ne olacak? Bu şekilde izliyoruz. 2019'da çektiğim videoda da yine aynısını söylemiştim. Gelişmeler yavaş yavaş ortaya çıkıyor abi. Oldukça dediğim gibi içimden de bahsetmek gelirse bu konulardan bahsedebiliriz. Ya abi şöyle, oğlum idam cezasıyla karşı karşıyayken asla striptizcileri getirip hapishanenin önünde ona dans ettirmem diyen koca yürüklü insanlar bir like atabilir yani, sayımızı bilelim. Böyle ara ara Türkçe olabilir, böyle yabancı olabilir, böyle hip hop dünyasından haberler vermemi de istiyorsanız mesela bu videoya dediğim gibi attığınız yorumlarla falan bunu belirtebilirsiniz. Bu şekilde kısa kısa videolarda atabiliriz yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.